Rahim sarkması nasıl teşhis edilir? İdrar kaçırma, karın alt bölgesinde dolgunluk hissi ve ağrı şikayeti ile doktora başvuran hastalara yapılan jinekolojik muayenelerle rahim sarkması kolaylıkla teşhis edilebilmektedir. Rahim sarkmasının tedavisi var mı? Rahim sarkması tedavileri hastaya göre değişkenlik gösterir. Kadının yaşı, çocuk sahibi olma isteği, sarkmanın boyutu ve kişinin genel sağlık durumuna göre tedavi şekli belirlenir. Sarkmanın yeni oluşum göstermesi halinde, Kegel egzersizleri ile vajina kaslarının güçlendirilmesi adına tedavi yapılmaktadır. Bu egzersizlerle kas dokusu güçlendirilerek, sarkmanın düzeyi engellenebilmektedir. İleri derecede rahim sarkması yaşayan kadınlar için cerrahi müdahale gerçekleştirilmektedir. Daha önce doğum yapmış ya da gebelik planlayan hastalar için genellikle sarkan rahimin vajina içerisinden çıkartılması ve ön vajina duvarlarındaki fazla dokuların alınması ile vajina daraltma operasyonları yapılmaktadır. Ancak vajina daraltma operasyonları uygulanan kadınların vajinal doğum yerine sezaryen ile doğum yapması gerekir. Üreme çağında olan ve çocuk sahibi olmak isteyen hastalara cerrahi müdahale ile rahmin çıkartılması yerine, vajinanın ön ve arka duvarlarındaki fazla dokuların alınması ve sarkmanın giderilmesi amacı ile vajinanın daraltılması şeklinde tedavi uygulanır. Rahim sarkmasının ileri derecede olması halinde, karın içerisinde rahmi sabitleyen bağların yukarıya çekilmesi ile gerçekleştirilen operasyonlarla sarkmanın tedavisi yapılmaktadır. Ancak bu tedavi yönteminde ameliyatın şekline ve kullanılan tekniğe bağlı olarak rahim sarkmasının tekrarlama ihtimali vardır.